Tek pişmanlığım seni daha önce öpmemiş olmak. Günaydın. Günaydın. Sabah erken çıkmışsın evden. Evet. Erken uyandım. Sonra da eve sığamadım çıktım. Tüh. Keşke beni de uyandırsaydın. Birlikte kahvaltı yapardık. Çok yorgun görünüyorsun. Kıyamadım. Bir dahakine uyandır. Sana kahve aldım. Teşekkür ederim. Hangisi benim? İkisi de aynı. Bugün ben de badem suyuyla içiyorum. Selin. Ben dün gece için... Önemli değil. Mesajını aldım. Ayrıca İbo'nun öyle yapacağını bilmiyordum. Önemli değil. Ben de İbo'nun mesajını aldım. Girelim mi içeri? Hoş geldiniz Emir Bey. Günaydın.
Günaydın Demir Bey. Günaydın Demir Bey. Günaydın. Günaydın. Hayırdır? Sen çok sevdin galiba Ertem'imi. Vallahi ne yalan söyleyeyim, sevdim. Hem arkadaşları göreyim dedim, hem de vermem gereken bir hediye vardı, onu getirdim. Bu arada beklerken senin masanda oturdum. Umarım bir sorun olmamıştır. Çünkü sen biraz hassassın koltuk konusunda. Yo, hiç önemli değil. Bir şey söylediler mi sana? Çay, kahve ister misin? Teşekkür ederim. Demir benimle ilgilenir. Sen terasa çık istersen. Herkes orada. Görüşürüz. Goncuğum. Tamam canım ya, sadece işten atılıyoruz. Dünyanın öbür ucuna gitmiyorum ya. Hiçbir yere gitmiyorsun. Sen de hiçbir yere gitmiyorsun. Aa. Bitti bu iş arkadaşlar. Geçmiş olsun. Ne, nasıl ya? Ne diyorsun Selin? Oh çok şükür. Ay Selin, gerçekten mi? Doğru mu bu? Ya bir dakika, bir dakika. Demir Bey kendi kuralını geri çekiyor yani. Bir dakika, bu tam olarak ne dedi? Yani sen dün mü konuştun? Sen mi ikna ettin? Nasıl fikrini değiştirdi bu adam abi? Ya anlatsana şunu doğru dürüst hadi. Yani ben size Demir Bey'in vicdanlı bir adam olduğunu söylemiştim. Tabii koyduğu kuralında herkesi mutsuz edeceğini anlayınca kuralı kaldırmaya karar verdi. Yani artık ilişki yasağı falan yok. Biz kurtulduk mu yani şimdi? Evli, mutlu ve maaşlı mıyız hala? Ay Selin. Emin misin? %100 eminim. Nasıl ya? Ya Demir Bey gelip sana mı söyledi bunu? Hem Bora ile Merve buradayken niye gelip sana söylüyor ki? Tam olarak o sözlerle söylemedi ama ben anladım. Ya güvenin bana ya, ilişki yasağını falan kaldırdı. Vallahi garantisi benim. Vallahi Selin derse ben inanırım. Hadi bakalım, geçmiş olsun aşıklar. Ya gel buraya. Ya ay oldu, geçmiş olsun. O zaman çifte kutlama yapıyoruz. Aslansın ben. Tamam, bugün çıkışta hep birlikte Happy Pay'a gidiyoruz. Ya tamam, madem bir şeye kalkıştık, niye bunu şanlıyla yapmıyoruz? Değil mi? Bir yer tutalım. Merve'ye bir gelinlik bakalım, davetiye bastıralım. Ya baya düğün yani. Evet, niye olmasın ya? Hem aileleri de çağırırız. Onlar için de yumuşak bir geçiş olur. Sonra kız isteme, nişan, bohça. Başka ne kaldı? Tuzlu kahvesi falan. Gelinim ama istemez misin? Evet abi, atılmadığımıza göre işten. Ne diyorsun aşkım? Yani Bora, ben zaten evet demişim. Daha ne diyeceğim ya? Ay. Demir Bey çağırıyor. Haydi bakalım. Dur. Birlikte değil. Önce Merve'yi görmek istiyor. Aa niye ya? Yasağı kaldıracaksa niye hepimizi toplayıp duyuru yapmıyor ki? Ay aman, bir şey yok ya. Konuşacaktır, korkmayın. Yani önden bir ayar verecek galiba. Hani bir daha yalan söylemeyin falan. O kadar da olsun artık. Yani. Ne yapalım? Hadi görüşürüz o zaman. Hadi. Gerçek bir damat. Herkesi toplantı odasına toplayabilir misiniz Merve Hanım? Tabii. Operation Cheetah nedir arkadaşlar? Şu canavar
var müşterinizi bir konuşalım. Kriz senaryoları çalışıyordunuz. İyi yapmışsınız. Çünkü artık tam anlamıyla bir canavar müşterimiz var. Ne oldu? Hepinizin rengi attı birden. Gözünüz mü korktu yoksa? Biliyorlar değil mi Selin? Ya seni 1000 defa uyardım. Şirkette kimse birlikte yaşadığımızı bilmeyecek dedim. Ama sen gidip herkese söyledin değil mi? Ya saçmalama, kimsenin bir şey bildiği yok. Selin bana sakın yalan söyleme. Bak bana söyleyeceğin, itiraf edeceğin bir şey varsa şimdi tam sırası. Yarın çok geç olur Selin. Burak kim Selin? Yani senin neyin oluyor da sen ona bu kadar güveniyorsun? Burak benim arkadaşım. İnşa etmek için o kadar uğraşıyorsun. Tek bir yanlış bütün doğruları yıkıyor işte. Temeli sağlam olsaydı kolay kolay yıkılmazdı. Kızım, ya sen emin misin? Bak bu adamın hali hiç hoşuma gitmedi benim. Bu şirkette ilişki yasağı var demiştim. Anlaşılmamış. Daha net anlaşılsın diye bunu astım. Bundan sonra bu kuralla ilgili şüpheye düşerseniz veya yanlış bir fikre kapılırsanız gelip buna bakabilirsiniz. Şimdi ikinizden biri masasını toplayıp çıksın. Bugün. Ben söyleyene kadar telefon bağlamayın Azmi Hanım. Odamada kimse girmesin.
ne oldu şimdi burada? Demir Bey aşk yasağı kuralını kaldırmadı. Aksine büyüttü. Nasıl ya? Bir an gerçekten inanmıştım. Selin. Sen böyle söylememiştin abi. Selin, sen Demir Bey aşk yasağını kaldıracak demedin mi? Toplantıdan önce çok emindin. Ya nasıl oldu da birdenbire bu hale geldik? Ya kovulma mevzusu neyse de %100 eminim demeseydin umutlanmazdık bari ya. Ben demiştim. Patron kalıcı, biz de gideceğiz. Al işte başlıyor. Arkadaşlar, Selin emin olmasa böyle söylemezdi. Değil mi? Selin konuşsana. Ya nasıl oldu da bu kadar yanlış anladın? Demir Bey herkes mutsuz olacak diye kuralı kaldıracak demedin mi? Herkesin mutsuz olması umurunda değil demek ki. Maalesef garantisi de sen değilmişsin. Canım. Sakın girme bak, çok sinirli. Vallahi kimse girmesin dedi. Demir. Sen ne yapıyorsun? Sen delirdin mi? Senin içine şeytan mı kaçtı? Beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Ne yapıyorsun sen Demir? Demir. Bey. O ellerinizi de hemen masamın üzerinden çekin Selin Hanım. Demir'ciğim. Hayır. Bu tarafa geçemezsiniz. Ne söyleyecekseniz oradan söyleyin Selin Hanım. Kabus görüyorum ben. Evet ben. Yine kabus görüyorum. Her şey iyi gidince korktum tabii ben ondan. Hadi Selin uyan Selin. Uyan Selin. Hadi uyan Selin. Kabus görüyorsun. Uyan Selin. Rüyalarınızı anlatmak için mi geldiniz patronunuzun odasına Selin Hanım? Demir. Demir. Hadi gel çıkalım buradan. Evimize gidelim. İstediğin bir yere gidelim. Konuşalım lütfen. Hadi gidelim. Demir. Demir lütfen. Demir hadi. Ne olur. Hadi gidip konuşalım. Odama kimse girmesin demiştim. Nesini anlamadınız? Güldürmeyen, ağlatmayan, sinsi bir ok. Selin'cim, iyi misin tatlım? Konuşabildin mi Demir Bey'le? Arkadaşlar bir durun. Görmüyor musunuz halini? Şok geçiriyor galiba. Selin, duyuyor musun bizi? Bana bak.
Ya ne oldu içeride? Ay bilmiyorum, bilmiyorum. Demir Bey tuttu kolundan attı odadan. Burak yapma. İş sırası değil. Ağlatmayan Selin. Sinsi bir ok öldürmeyen çaresi yok bu yaranın kimde kal. Lütfen konuş benimle. Tamam gidelim buradan. Selin iyi misin? Selin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.